Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Bu hafta İstanbul'dan yola çıkıyoruz ve Çanakkale'ye gidiyoruz. Senin sevmediğin bir şey var mı? İçinde şeker olsun yeter mi? Sade at, sade at. Ol bakalım genç. Ne haber Oğuz? İyi. Ne yapıyorsun burada ya? İyi, ne yap? Burada. Burada, ne işin var burada? Vallahi güzel, yaprakların önünde toplandık. Asma yaprağı. Bunları evet. Toplasan da bir şey sarsan da sende öyle hüner yok ama. Ben niye yapayım? Yapan teyzenin yanına gider, orada yeriz yani. Varım. Hayır ha? Demem yani. Kalem gibi şöyle. Kalem gibi olunca çok yediriyor. Acayip oluyor değil mi? Acayip, böyle. Ama biz bugün yeşillik yemeyeceğiz. Bugün yeşillik yemeyeceğiz. Evet, bugün birazcık ete doyacağız. Evet, hem de kaliteli ete. Çünkü yolumuzun üstünde Keşan var. Çanakkale'ye giderken bu yolu kullanırsınız. Bozcaada'ya giderken bu yolu kullanırsınız. Bir de Onur'un en sevdiği yol. Ben daha nail olamadım o şerif ama Onur da bu yolu kullanarak Yunanistan'a çok sık gidiyor. Pandemiden önce. Şimdi sınırın açılmasını bekliyor. Açıldıktan sonra biz de inşallah orada bir bölüm çekeceğiz. Evet. Sen bana anlata anlata bitiremedin çünkü orada. Aynen öyle. O sefer biz yol üstünde buraya uğramayız. Evet. Sınırdan sonrasını göstermiş oluruz. Tamam. Ama biz bugün gerçekten çok lezzetli etler, çok lezzetli yemekler göstereceğiz. Normal şartlarda bu yoldan değil, Osman Gazi Köprüsü'nü geçip otobandan gitmeyi tercih ediyor birçok kişi. Biz de genelde öyle tercih ediyoruz ki bugün bir böyle farklı lezzetlerin tadına, özlerimiz lezzetlerin tadına bakalım istedik. Çünkü yani köprü açıldıktan sonra ben bu yolu uzun zamandır kullanmıyorum. Yani 3 senedir ya da 4 senedir kullanmıyorum ama burası tam bir lezzet yolu. Evet, kesinlikle. Çünkü her 10 dakikada bir yer var böyle. Duraksayarak gitmek gerekiyor. Aslında bakarsan en uzun yol 2,5 saat mesafedeki ilk durağımız olacak. Doğru. O durağa gittikten sonra da arka arkaya geliyor hepsi aslında. Çünkü birbirlerine çok yakın. Biz hemen hemen hepsini test etmeye çalışacağız ki size böyle daha güvenilir ve daha böyle dolu dolu bir içerik sağlamak istiyoruz. Artık tercihiniz size kalmış. Siz hangisine gitmek isterseniz keyfiniz bilir. Ben o zaman ufak hatırlatmamızla videoyu başlatıyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Video henüz başlarken bir beğen butonuna basar ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Aynı zamanda henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda da bildirim almak istiyorsanız da zil, namı diğer çan basmayı unutmayın. Hadi bakalım İstanbul Çanakkale yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Malkara'ya geldik. Kahvaltı yapacağız. Tost yiyeceğiz. Biz böyle yola çıktığımızda ilk durağımızda tost yemeyi seviyoruz. Evet, neredeyse böyle İstanbul-İzmir, İstanbul-Bodrum arası böyle duraklarda böyle kahvaltılık ya simit ya tost oluyor genellikle. Ama seviyoruz ya. Seviyoruz, evet. Seviyoruz. Tost güzel bir şey bence. Güzel yapılırsa güzel bir şey. Güzel yapılırsa. Yoksa ya kötü tost evlerden ırak. Peki, şimdi Malkara'dayız. Burası genellikle radarlarıyla meşhur bir yer. Evet. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçi bütün yol boyunca hız kurallarına uymanız ve emniyet kemerinizi takmanızı tavsiye ediyoruz. Malkara'da yokuşa indikten sonra Çanakkale istikametine doğru giderken Malkara tepelerinden hemen sonra yan yola girmeniz gerekiyor buraya gelmek için. Eğer kaçırırsanız geçmiş olsun. Aç gidersiniz. Böyle Yunanistan'a doğru devam edersiniz buradan. İleriden dönmeniz gerekir ya da ileride başka yolun karşı tarafında var. Oraya geçmeniz gerekir. Yaman peynircilik var. Yaman var, aynen. Aynen. Orayı da severiz. Evet, orası da güzel. Dönüşte aynen. Yaman, giderken de Ünal'a uğruyoruz. Biz şimdi içeride güzel tost yiyeceğiz ama... Çay da içeriz değil mi? Çay da içeriz. Söylemeden geçmeyelim. Ünal peynircilik gerçekten iyi bir peynir üreticisi. Ve bayağı bir zincir ya. Zincir. Türkiye'nin farklı yerlerinde onun peynirlerini de bulabilirsiniz. Aynen. Hadi bakalım. 3 çeşit var. Taze kaşar, beyaz peynir, eski kaşarlı. Valla ben eski kaşarlı isterim. Tamam. Hazır. Ben de onu isterdim ama o zaman şöyle yapalım. Taze kaşar, eski kaşar yapalım, bölüşelim. Bölüşürüz. Onu zaten ikiye bölüyorlar. Yarım yarım değişiriz. Tamam. Bu taze kaşarlı. S-
Seviyorsun bu işleri. Köprü yapmayı severiz ama vay tostan. Arkadaş ya. Bir şey söyleyeceğim. Üf be. Çok güzel gözüküyor. Senin bir hareketin var. Döndürsene şöyle. He? Susurluk yapmıştın ya. Tık 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 döndür. Dur onu şöyle yapayım. Hı? Saçaklı. Ekmek peynir güzel. Ya ben şu an yediğimden çok memnun oldum. Vay arkadaş. Sen konuş. Beğendin mi? Beğendim de. Tamam. Daha uzatmasan mı acaba ya? Ha? Özür dilerim gerçekten hani isteyerek yaptığım bir şey değil. Başlamışken devamı da geliyor. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Arkamızda direkt otoban var. Yani Çanakkale istikametine giden yol. Ondan dolayı biraz sesimiz otomobil sesleriyle karışabilir. Tabakta bütün tostları domates ve zeytinle sunuyorlar. 3 çeşit zeytin var şu an gördüğüm kadarıyla. Evet. Değil mi? Hı-hı. Bu şekilde bir kahvaltı yapıyorlar. Fiyatları nedir? Eski kaşarın 22, bunun kaşarlığının 20. Çay da 4 lira. Çay 4 lira. Senin söylediğin gibi direkt porsiyonuna geliyor. Evet, bence birazcık fiyat olarak bir tık. Bir tık pahalı, evet. Ama lezzetli. Onun güzel, yani yediğimde üzülmem. Ekmek, normal klasik beyaz ekmek gibi ama tava ekmeği. Tava o yüzden ekmeği... böyle kıtır kıtır oluyor ve üstündeki de tereyağı bu arada. Tereyağı, evet. Yani zaten, onu söylemek lazım. Zaten kendini belli ediyor. Hatırlarsanız Susurluk'ta üzerine margarin koyuyorlardı. Burası Ünal'ın kendi tereyağı zaten. Üzerine güzel bir tereyağı sunuyor. Lezzetli. Değişelim mi? Olur. Ben değişmek istemezdim ama değişebiliriz yani. Eskiden de keşke böyle yemeklerle takas yapabilselerdi her şeyi. O ne ya? Lidyalılar yani tostlar. Düşsene. Parayı bulmadan önce yiyecekle yapmaya devam etselermiş keşke. O zaman Türkiye zengin olurdu. O kadar çok yemek var ki bizde. Ne dedin hiçbir şey anlamadım. Bu sefer de ben konuşayım sen ya. Şuna inanıyorum. Eski kaşar birazcık daha aromatik olduğu için ve yağ oranı, tuz oranı tartışılmaz. Çok kaşara çok güzel. Göre çok daha çok, güzel. Çok güzel. Ama bunu herkes sevmeyebilir. Daha sade yemek istiyorsanız taze kaşarlı ama biraz daha aromatik olsun diyorsanız bu şekilde eski kaşarlı. Eski kaşar böyle sünmüyor çok fazla ama taze kaşarı demin gördünüz. Ağzımı kapatamadım yani. Biz mesela normalde Bozcaada tarafına gideceğimiz zaman veya Edremit tarafına gideceğimiz zaman hep Osman Gazi Köprüsü'nü kullanıyoruz. Çünkü otoyoldan bastın mı buraya göre daha iyi gidebiliyorsun. Doğru. Ama buranın da lezzeti var. Buranın da lezzeti var. Öyle i̇şin, bir gerçek var. İşin içerisine satır et girince olay başka bir dünyaya evriliyor. Sizler de muhtemelen birazcık böyle bize benziyorsanız, gırtlağınıza düşkünseniz. Biz düşkünüz ya. Biz düşkünüz. Bu yoldan muhtemelen yolunuz geçiyordur. Şöyle söyleyeyim, Yunanistan'a giderken bu yol istikametinde Malkara'dan sonra Keşan, Keşan'dan sonra İpsala geliyor. İpsala sınır kapısıyla Yunanistan'a geçebiliyorsunuz. Benim çok fazla Yunan arkadaşım var. Onlar da bu tarafa geçip yemek yemeye geliyorlar. Özellikle bizim bugün gideceğimiz satır et yapan yerlere gelmeyi çok seviyorlar. Biz onlara bayılırız, onlar bize bayılıyor. Ama şimdi bu tarafta olan birçok aile biliyorsun, akrabalıkları da var. Aynen. Yani Türkiye nüfusunun %20'si sorsan Selanik göçmenidir. Yunanistan'dan bu tarafa göçmüş olan çok fazla aile var. Akrabaları hala orada olan çok fazla insan var. Onların da keza kökenleri Türk olup Yunanistan'da yaşayan şu anda birçok arkadaşımız var. Çok sevdiğim arkadaşlarım öyledir yani. Biraz anlat. Ha domates o. Bitirdin mi sen hepsini? Şaka yapıyorsun bana ya. Bana az koymuşlar. Dörder tane koymuşlar ikimize de. Niye bitiriyorsun? Benim iki tane kaldı şimdi. Tamam sen konuş bu sefer de biraz. O çayını da bitir. Ekibe de kahvaltı söyleyelim. Ekiple beraber kahvaltımızı yapalım. Yola devam edelim. Malkara'dan çıktık, geldik Keşan'a. Evet. Keşan satır et konusunda cennet. Sadece aslında satır et değil, et konusunda cennet. Et konusunda kaliteli et var diye daha doğrusu. Çok doğru bir tespit. Biz hastasıyız. Sadece Onur'la buraya gelip et yiyip geri dönmüşlüğümüz var. Öyle bir keyifliğimiz var diyeyim. Şimdi aslında şu an köyün içerisine geldik biz. Yol üzerinde olan yerler var. Birazdan onlara da uğrayacağız. Hı-hı. Biz şu an yoldan ayrıldık. Böyle bir 1,5-2 kilometre köyün içerisine girdik. Burası Yeni Muhacir Köyü. Burası 1920'lerde Bulgarların buraya göçmesiyle beraber, hı-hı, aynı zamanda Yunan tarafından da tabii mutlaka geliyor. Göçmen halkın oluşturduğu bir köy. Hı-hı. Ve tabii ki oradaki kültürü buraya getiriyorlar. Et konusu burada biliyorsun çok farklı. Yani buradaki hayvancılık gerçekten çok iyi. Kaliteli et var. Gidip de yiyebileceğin en kötü et bile İstanbul'da birçok yerden daha lezzetli. Ona katılırım. Evet. Gerçekten öyle. Yani kötü yapma şansları çok zor. Abi çünkü yani gördün şimdi sen içeri girdin, mutfağı gördün. Normalde ev mutfağı gibi yani. Hani evinde ne yapıyorsun burada da yapıyormuş gibi. O yüzden bizim burası sevdiğimiz yerlerden bir tanesi. Satır et yiyeceğiz değil mi? Evet, başka ya, şey yiyeceğiz sadece mi? Satır et yemek için buraya geliniyor ama başka şeyleri de güzel. Bizim özellikle kurguda Şevki arkadaşımız var. O buralı. Dedi ki abi
tavuk değmeniz lazım. Bakarız ona şimdi. Tamam bakarız. Canımız isterse yeriz. Bir şey diyeceğim. Duman altı olduk. Evet hakikaten duman altı olduk. Biz bir içeri girelim. Abiden de şimdi hani satıreti biz anlatırız da şimdi burada ustasını bulmuşken biz sözü abiye bırakalım. Satıret nedir? Nasıl yapılır? Biz yeme kısmını gösterelim. Abi de yapma kısmını göstersin. Hadi, hadi içeri gelin. Abi nasılsın? İyidir, sağ olsun. Nasılsınız? İyiyiz biz abi. De. Merhabalar. Böyle. <Onları, gülüyor> Köy çok tatlı bir köy. Evet. Yani yoldan ayrılıp içeri girdiğim zaman bambaşka bir dünyayla karşılaşıyoruz burada. Bize biraz bu köyü anlatabilir misin? Ya bu köy yeni Macir beldesi. Macirlerin oluşturduğu köy. Eskiden yani Bulgarların yaşadığı bir yerleşim alanıymış. Ondan sonra işte savaşlardan sonra yani Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan gelen Macirleri yerleştiriyorlar. Hı hı. Oradan işte bu şekilde yeni Macir beldesi adını almış. Senin memleketleri? Benim burası doğum büyüğüm. Evet. Sen doğum büyüğüm burası. Doğum büyüğüm olurum. Ama peki ailede geçmişte şey var mı böyle Bulgar göçmenlikten? Yok yok. Senin yok. Biz yok. Evet. Peki et konusunda buranın neden uzman olduğunu da biraz anlatırsan. Et konusunda bizim işte dedelerimiz başlamışlar bu işi yapmaya eskiden. Kuzuyu yüzüyorsun, kuzu kesiyorsun mesela. Kuzunun her yerini kullanamıyorsun bazı şeyde. Onları kıyarak, birbirinin içine harmanlayarak yedirmişler. Yani bu sefer ne olmuş? Ziyanlık olmuş. Bütün her yerini yiyebiliyorsun yani kuzunun. O zaman satret zaten bütün kuzudan kullanıyorsunuz. Tabii yani. Bütün kuzudan kullanıyor satret. Sadece onun pirzolasını ayırıyoruz. Biz. Hangi kısmını kullanmıyorsun? Ya bir pirzola kısmını kullanmıyoruz. Diğer her yerini o da pahalı satır olduğu için mi? Kullanıyoruz. Ya o da bir özel et olduğu için yani onun güzelliği var, lezzeti var. Pirzolayı farklı yerde değerlendiriyor. Yani onu da satır içine atmıyoruz. Onun da ayrı bir seven insanları var, şeyleri var. Tabii bu kuzu eti satır yapılırken içine az bir şey dana da atıyoruz biz. %10 şeklinde bir dana eti atılıyor. Meşe kütüğünde kıyılarak elde kıyıyorsun. Sonra tel ızgarada pişiriyorsun. Üzerine sadece tuz atıyoruz biz. O kadar değil mi? O kadar. Başka hiçbir şey baharat falan attığımız şey yok. Yani köfte gibi böyle yoğurmak, içine baharat atmak falan yok. Sadece pişerken tuz atıyoruz üzerine. Yani safi bir et. Yediğin kuzu et. Adından da belli zaten. Satır. Ama şey satır olduğu için tabii. Ya satırla kıydığımız suyunu için. Suyunu içinde hapsediyor. Hayır tabii yani makinede çeksen zaten onun suyu. Etin hücreleri patlıyor bu sefer su hücreleri. Kuruyor oluyor. Yani et hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şekilde makine kullanmıyorsunuz. Yok makine kullanmıyor. Tamamen. Sade satırla elle kıydığımız için. Zaten ismi de oradan geliyor satır et diye. Ya işleri büyütenin bazı insanlar böyle fabrikasyon şekline giriyorlar. Ne yapıyor bu sefer? Makine çekmesiyle normal elle kıydığını harmanlıyorlar. Bu sefer etin lezzeti değişiyor. Doğru. Bizim kestiğimiz kuzular zaten kıvırcık kuzu kesiyoruz. Bizim yöremize yetişen kuzulardan kesiyoruz. 5 aylık 6 aylık kuzu yani en fazla 40 kilo 45 kilo gelir. Yani büyük kuzu kesmiyoruz öyle yaşlı yani yaşını doldurmuş kuzuları falan. Onlardan kesersen o satır etin içine yağ kokusu veriyor. Yok. Bu sefer yağ kokusunu verdiğinde değişiyor. Lezzetsiz etin oldu. Lezzeti değişiyor. Biraz pahalı kesiyoruz ama iyi et değiyor kesiyoruz. Yani değiyor. Kaç gram var porsiyonda? 175 gram var. Fiyatı ne kadar? 35 lira şu an. Çok iyi ya. O zaman bir porsiyonu ikiye böleceğiz. Evet böleceğiz. 180, yani 180 diyorsun abi 90-90 yeriz yani. Onun yanında bir şey... Size yetmez mi abi onu? Yetmez de. İşte biz şimdi böyle yiyince gittiğimiz için yetmeyebiliyoruz. Evet. Görüntü de o kadar belli ki hiç kurtarmıyor biliyor musun? Yani olmaz yani bize böyle az yerin falan yalan. Ya ama siz her yerin tadına bakacaksınız. Evet abi o yüzden biz yavaş yavaş gideceğiz. Bir de tavuk var. Tavuk var yani o da bir çeşit alternatif insanlara ekonomik konudan tavuk satır var bizde. Tavuk satır, kuzu satırın yarı fiyatı. Hani insanların şu an ekonomik durumları biraz sıkıntılı olduğu doğru. için çeşit olarak onu çıkardık. Orada tavuğun neresi var? Tavuğun incikten yapıyoruz biz orasını. İncikten. Yani göğüs çok şey oluyor, kaba oluyor, sert oluyor. Ve kuru oluyor. Tabii incik etinden yapıyoruz. İncik biraz daha yağlı olduğu için güzel oluyor. O da bir ekonomik şartlardan dolayı aklımıza geldi. Ne yapalım insanlara böyle böyle diye. Onun fiyatına kadar? 20 lira. 20 lira. Porsiyon. Bakalım tadına ya. Onun yanında bir salata, balata vesaire bir şey veriyor musunuz? Ya, yoksa ekstra ücret. Ekstra ücret tamam, salata olarak. Tamam. Turşu ikramımız oluyor. Tamam. Yani o şekilde. Bir de yoğurt var galiba. Her şey artık pahalılaştı biliyorsunuz. Devir çok farklı ikramlar kalktı. Yapamıyorsun yani. Doğru biraz sıkıntı. Şey yapıyoruz. Peki şu an koyun yoğurdu var mı? Koyun yok. Koyun yok. İnekle manda karışık var. Koyun. Tamam. Çıkacak. Üzüldüğü şeye bak ya. Üzüldüm ya. Çıkacak ama manda ile inek karışık çok güzel. Ama abi koyun. Onu tavsiye ederim. Ya koyun yoğurdu. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani. Marka değil. Burada yapılan bir şey değil mi? Yani o. Bu çevrede yapılan. Bu çevrede yapılıyor tabii. Köyde yapılıyor. Buralarda yapılıyor. O zaman biz bir tavuk alalım, bir satır et alalım, tamam. Bir de ortaya bir şey alalım. Güzel turşumuz da var, kendi yaptığımız tamam. Köy turşusu yani, kendimiz yapıyoruz onu. Onu zaten vereceksiniz. Onu vereceğiz zaten. Tamam. O yüzden sipariş vermedim ona. Aynen. Tamam. Onun yanında yoğurt da alalım. Tamam. Masaya geçelim, tamam. Siz de mutfağa girin. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun.
Evet. Bence hiç bekletmeyelim. Sana yayın başlamadan önce bir şey söyleyeyim mi? Şu tek kullanılık masa örtüsü varsa burada kötü yemek yoktur. o bir klasik gerçek yani. Şimdi bir ufak bir güncelleme yapalım. Biz normalde bunu sade istemiştik. Abi dedi ki sebzelisi daha iyi olur, daha lezzetli olur dedi. Aynı fiyat dedi. Tavuğu sebzeli yaptık. Bir de mutfakta son saniye şu sucuğu gördüm. Sucuk bizim dedi. Dedim sen abi at o zaman. Kendi sucukları, dana sucuğu. Gel paylaşımcı olayım. Sonra bana kızıyorlar. Teşekkür ederim. Yalnız sucuk ne güzel pişmiş be. Sucuk hem güzel hem de böyle üzeri... Bak. Tadına bak. Bastırma onu direkt ağzına at. Abi bu sucuk çok iyi. İlkay Bey, sucuğun kilosunu öğrenir misiniz? Buradaki yağları da... Ne yapıyorsun ya? Almak lazım. Abi sucuğun kilosu 100 lira. Dilimi 10 lira. Dilim 10, kilo 100. Evet. Bir kilo gider buradan dönüşte. Dönüş yolunda olsa, İstanbul'da dönüyorsam alırdım. Ben bunu bölüyorum. Böl kardeş böyle yap. Güzel pişmiş mi? Vallahi güzel pişmiş ya. Hemen bakıyoruz. Olmuş. Ben bundan bir yermiş. Evet ya. 180 gram ızgarada görünce biraz daha çekiyor. Görüntüye baktığımda bana daha ufak geliyor da. 3 porsiyon daha söylüyorum. Neden? Biz de yiyeceğiz. Siz de mi ya? Siz niye hiç diyete girmiyorsunuz? Bunlar duyuyorlar değil mi abi? Her yerde bizden fazla yiyorlar. Hayır, alakası yok. Ve sürekli seyirci oynuyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Sonra aşağıya ajitasyon diye. Evet. Herkes yazıyor diyor ki çocuklara vermiyorsunuz, etmiyorsunuz diye. Öyle bir şey yok. Bekleme de yoğurttan ye bence. Oo nasıl yağlı, nasıl güzel. Evet abi, çok güzel. İlkay Bey, yoğurdun fiyatı ne kadarmış? 15. Ben şunu gömüyorum, bölüyorum. Gömüyorum ne ya? Tavuk da enteresan gözüküyor. Şöyle... Sulu sulu yalnız ha. Hakikaten sulu sulu. Oo acısı da çok güzel. Ben çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Çok çok iyi. Fiyatı da gayet iyi abi. 20 lira. Güzel değil mi? Tavuktan net 2 tane yerim şu anda. Şaka yapıyorsun. Vallahi yerim. Derken ben yoğurdu beğendim. Niye bekleyeyim abi? Aklımda kalacağına midemde kalsın. Masada şu an kadar beğenmediğim bir şey yok. Turşuya bakıyorum. Bu ikram tabii. O konuda sana güveniyorum. Turşu ödem yapıyor. Ben yemeyeceğim o yüzden. Turşu güzel. Salatanın güzelliği denen bir şey var ama. Şuna yıkayı vereyim ya. Acıkmıştır o. Bak şimdi. Hayır yapma işte ya. Bak şimdi. Yapma onu ya. Sen şuradan domates mi aldın? Burada. Bir dakika. Gel. Sen, ya bir konuştur ya. Sen cümleye bak. Şurada domates aldıktan sonra şurada bir yağ birikintisini gördüm. Ekmeği. Bir durur musun? Ekmeğe gözüm gitti. Bir durur musun? Ben yemeyeceğim. Bu tarz salata bulduğumuz zaman şamandıra adını verdiğimiz, hiçbir zaman affetmeyeceğimiz. Şöyle göstereyim. Allah be. Şu şekilde. Tabağa da yatırıyor yani. Tabii tabağa yatıracaksın. Suyunu emecek o. Bak iyice emdi. Görüyorsunuz. Artık görmüyorsunuz. Helal olsun sana. En çok hangisini beğendin? Hadi söyle bakalım. Abi satır et, yoğurt, ardından tavuk. Ha, bu arada satır etle sucuk yarışır benim için. Sen? Bende de sucuk bir numara. Vallahi mı? Vallahi. Etten daha mı çok beğendin? Bence daha çok. Daha güzel yani. Güzel. Çok lezzetli. İkinci sıra et. Tavuk. Ama et için gelirim buraya. Ben, tavuk da çok güzel ama... Ben buraya mesela bu yoldan dönersek sucuk alır dönerim buradan. Evet. Şimdi alırsak muhtemelen yol üstünde yeriz onu. Direkt başka bir ızgaracı abi şunu yapsana diye. Abi sucuğumuza geldik diye. Ki zaten diğer gideceğimiz yerlerde de evindeki iyi sucuklar yiyeceğiz. Evet. Çünkü buraya girerken hatırlıyorsun. Ne konuştuk? Güzel et var. Güzel evet. Et olunca da güzel ürün ortaya çıkıyor. O yüzden keyifler yerinde. Biz ekiple burayı bitirelim. Burayı bitirmiyor. Burayı zaten bitirdik. Sonra bize yine kızacaklar. Biz ekibe yeni sipariş verelim. Biz çay içelim. Ekip yemeğini yesin. Yola devam edelim. Soğanlar için yandı değil mi? Yandı ve çok sıcak aynı zamanda. Hava biraz sıcak. Hava hakikaten ısındı. Ama şimdi ağaçlık bir yere geldik. Bu ceviz mi? Ceviz ağacı. Çamlıbel'deyiz. Seversin cevizi. Cevizi severim. Reçeli bunun güzel olur. Kıra kıra. Reçeli de güzel olur. Evet. Şu anki hali. Aynen. Çamlıbel'e geldik. Buranın en bilinen, en popüler adreslerinden bir tanesi. Bu yolu kullananlar mutlaka buraya uğramıştır. Evet, yol üstü lezzet durağı. Tam. Kısaca. Çünkü bir önce gittiğimiz yer yoldan 2 kilometre içerideydi. Zaten onu söylemiştik. Orası bayağı bir köydü. Yani ortamı daha böyle samimi. Burası böyle biraz daha business.
Yan tarafta kuşlar, kargalar bir şeyler oluyor orada yani. Biz aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Alıştık böyle masada oturmaya. Benim keyfim yerinde. Benim de yerinde. Artık yani siz de söylüyorsunuz oturarak yiyin oğlum, evladım diye. Ama zaten ya konsept aslında şimdi ayaküstü dendiği zaman evet, ayakta yemeği çağrıştırıyor. Okey. Ama ayaküstünün bir diğer anlamı da hani burada yedim, orada yedim, orada yedim. Hani gün içerisinde devam et, uğra. Evet, ya, uğrayarak git. Aynen. O da bir ayaküstü oluyor. Ayaküstü uğrayıp devam et anlamına aynen, geliyor. Aynen. Biz ama aslında tabii şimdi böyle daha keyifli tabii ki. Aynen öyle. Şimdi tabii buraya gelenlerin klasik bildiği bir satır et var. O net. O net. Evet. Bu bölgedeysen satır et cepte. Köfte de oluyor bazen. Kaşarlı evet. Köfte falan çok fazla yapılıyor burada. Doğru. Ciğer yapılıyor evet. Ki buranın ciğer sarması çok iyidir. Yiyeceğiz. Ama bilmediğimiz bir şey var, yiyeceğiz tabii ki. Ya, tamam, ama onu atlamayalım tabii, da. O atlanmaz. Lütfen. Bilmediğimiz bir şey varmış bugüne kadar. Ben buraya çok gelirdim ama ilk defa gördüğüm bir şey var. O da kelle, söğüş. Yani hakikaten bu bölgede söğüş yapıldığını ilk defa duydum. Ya çünkü hayvanı komple işledikleri için hayvanın her tarafını değerlendiriyorlar. Şimdi burada sakatat da var. Böbrek, dalak, billur sevenler vardır. Yumurtalık. Yumurtalık, aynen. O yüzden hani hayvanın her yerini kullanıyorlar, doğru. Atmıyorlar. Doğru. Güzel bir şey. Biz o zaman satır et yiyeceğiz, ciğer sarma yiyeceğiz, söğüş yiyeceğiz. Başka? Yiyecek miyiz o kadar? Yeriz ya, ortaya söyleriz. Ekiple beraber buluşuruz ya. O zaman bir tane de kaşarlı köfte söyleriz. Kaşarlı köfte mi? Evet. Vallahi mi? Güzel ama burası. Hakikaten güzel. bir tane de o zaman ben araba kullanmıyorum. Bir kadehte ben bir şey alayım ya. Ayıp edersin ama ya. Niye? Ben içmeyeceğim, sen mi içeceksin? İçerim, ne olacak? Buraya kadar gelmişken içmemek de olmaz ama. Ben biraz yoruldum ya. Şoför mü değiştirsek? Araç kullanmayanlar. Araç kullanmayanlar için her şey mi bak şu anda. Tamam, sana afiyet olsun. Tamam. Ben o zaman bir Volkan ustayı çağırayım. Tamam. Şimdi biz böyle konuştuk da bir de onu bir soralım bakalım ne tavsiye edecek bize. Az önce babasını gördüm. Burası bir aile işletmesi. Babası içeride et işliyordu. Yani bayağı böyle ince işçilik yapıyordu. Dedim abi biraz konuşur musun falan. Bizden geçti artık ya falan dedi böyle. Oğlumla konuşun dedi. Oğlum bu işin başında artık o ilgileniyor dedi. Şimdi biz bir Volkan Usta'yı bir çağıralım. Tamam. Bir de o bize anlatsın. Bir buranın bir hikayesini dinleyelim ondan ve siparişimizi verelim. Hadi bakalım. Abi selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa getirdiniz. Nasılsın? Şükürler olsun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz biz de. Bir yol üstünde geçerken uğrayalım dedik. Çok iyi ettiniz. Şimdi burası bu bölgenin en eski işletmelerinden diyebiliyoruz. Doğru değil mi? Evet. 1960'larda kurulmuş. Kamping alanı olarak kurulmuş ama 70'ten sonra da restoran ve lokanta olarak hizmet vermeye devam etmiş. Biz de baba oğul 2004'ten beri burada hizmet veriyoruz. Yaklaşık ve 17-18 yıl oldu buradayız. Daha eski mekancılığımız, restorançılığımız da var bilhassa babamın. Ben 3. kuşak restorançıyım. Biz burada satır et yapıyoruz. Bu satır et de bölgenin özel bir ürünü ve menşe işareti de var. Ayrıca Keşan Ticaret Odası menşe işaret de aldı buna. Sadece kuzu etinden yapılır satır et. İçinde biraz tuz vardır. Bir de satırla onu büyük kütük, meşe kütüklerde kıyarız. Izgaranın arasına şöyle bir parmak kalınlığına yayıp mangalda meşe kömüründe pişiririz. Çok güzel, lezzetli bir üründür zaten biliyorsunuz. Severiz biz de abi, aynen evet, severiz. Abi, çok seviyoruz gerçekten. Ama şimdi sadece şey değil, yani buraya geldiğimiz zaman ciğer de yiyoruz mesela. Ciğer sarma da çok iyi. Evet, ciğer sarma da yine bize özel bir şey aslında. Bu bölgede çünkü hiç denk gelmedim ciğer sarmaya. Bir Balkan yemeğidir. Evet. Biz de Balkan göçmeni yani macir olduğumuz için onu restoran versiyonuna uyarlayalım. Ayarladık. İçinde pirinç yok bilinen şekliyle. Pirinçsiz ızgarada pişen ciğer ve sarımsak ve biberle harmanlanmış bir ciğer yemeği. Ciğer sarma adı da. Onu da tavsiye ederim. Yine işte bölgenin etinin yapısı zaten güzel. Kendiliğinden güzel. Biraz da usta ellerde işlendiği zaman daha da iyi oluyor. İyi dinlendirildiği zaman. Muazzam bir şey çıkıyor. Muazzam bir lezzet çıkıyor. Volkan abi boyun kısmından yapıyordun değil mi? Az önce bir ayıklama yaptın sen. Tabii satır ette boyun kısmı var. Ön kol var, butlar var, boşluk var. Yani kısacası pirzolası dışında her yeri var satır etin içinde kuzunun. Burada bir pirzolayı ayrı değerlendiriyorlar. Ayrı. Tabii, pirzola, pirzola. Çünkü değerli ve güzel bir etin. Onun içerisine katmaya gerek yok yani. Aynen öyle. Ama demin kelle ayıklıyordu, yapmış, boyun ayıklıyordu Volkan abi. Bıçakla öyle bir hamleler yapıyor ki ortaya en sonunda bir şey çıktı yani böyle. Şey gibi hani heykeltıraşlar vardır ya böyle öyle, şey bravo. Yapar böyle. Evet. Bravo. Onun gibi. Çünkü az önce ben babanı gördüm abi. O da öyleydi ki hani yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hala işinin başında. Helal olsun vallahi yani. Ben şuna inanıyorum. Bir işletme karkas olarak etini işliyorsa o işletmeye güveneceksin. Aynen öyle. Bir işletme karkas olarak eti görmeli. Karkastan önce canlıyken bile görmeli hayvanı. Siz görüyor musunuz? Biz canlıyken görüyoruz. Gidip kendimiz alıyoruz köylerden. Keşan mezbahanesinde üyeliğimiz var. Kendimiz kestiriyoruz mezbahanede. Sonra alıp burada işlemeye başlıyoruz. Peki abi hayvanların hepsi bu yöreye mi ait yoksa dışarıdan var mı hayvan? Şöyle bu menşe işaret var dedim ya biraz önce. Menşe işaretin tanımı şu.
Güney Trakya bölgesi kuzularından dedik. Yani Keşan, İpsala, Enez üçgeni. Hı hı. Burası Güney Kap diye de adlandırılıyor yerel halk arasında. Bu Güney Kap'tan elde ettiğimiz kuzularla buranın denize yakın olması, o floranın, denizin iyotunun, işte çeşitli minerallerinin yağmurlarla gelip otlara sirayet etmesi, hı hı, yemlere sirayet etmesiyle hayvanların özel bir şeyi var. Yani lezzeti var. Hı. Trakya kuzusu İstanbul'da her yerde. Trakya kuzusu, Trakya kuzusu derler. Trakya kıvırcık kuzu özellikle çok. Evet. Yani en lezzetli kuzu değil mi? Hemen hemen dünyadaki diyelim hatta yani. Ben Türkiye'ndeyim. Çok iddialı olmayayım da datmadığım, yemediğim etler var. Türkiye'nin en güzel etleri Trakya'da. Bir de bildiğim kadarıyla çok enteresan bir hikayesi var onda. Burada Trakya'da işlenen kuzuları mesela İstanbul'a götürdüğün zaman, hı-hı, Anadolu yakasına geçiremiyorsun. Karşıya geçmesi yasak, biliyor musun onu? Yok. Çok enteresan bir hikaye. Doğru mu? Evet. Yani ari bölge ilan edildiği için bu bölge hastalık, hı-hı, geçmemesi için karşı taraftan bu tarafa, bu taraftan karşı tarafa. Yani onlar belli prosedürlere, izinlere bağlı. Veteriner kontrolünde, hı-hı, bazı tahliller yapıldıktan sonra mümkün olabiliyor ama öyle izinlerde. Kafana göre ama alıp kafana göre götüremezsin. Evet. Ticari olarak kafana göre alıp götüremezsin. Evet. Enteresanmış. Abi biz o zaman bir satır et yiyeceğiz. Ciğer sarma. Ciğer sarma yiyeceğiz. Biraz da size isterseniz şöyle sakatat falan da yapalım. Abi, yumurtalık falan mı abi? Yumurtalık olur, böbrek olur, uykuluk falan da olur böyle. Peki bunlar her zaman var mı? Genelde var. Genelde var. Her hafta kesim olduğu için, hı-hı, mevcut zaten dişi kesimi yasak artık. Doğru. O yüzden billur da bulunuyor, yumurtalık da bulunuyor, böbrek de bulunuyor. Allah, biz şu an cennete geldik ya. Afiyet olsun. Abi tamam, biz o zaman onları alalım. İnşallah açsınızdır. Teşekkür ederim. Abi biz çok sayılmayız ama yeriz yani. Yesek de açız abi, merak etme. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Tamam. Ben gönderiyorum hemen. Tamam. Çok sağ ol, teşekkürler. Tamam. Hemen satır etle başlıyorum olaya. Değil mi canlı? Diyeceğim tabii ki. Neyi bekliyorsun? Bir şey bekliyordum ben. Ben de unuttum sandım ya, hatırlatmayacaklar. Sulu sulu. Güzel. Evet abi, kesinlikle. Patlıcan getirdim. Bu nereden çıktı ya? Ben seviyorum. Tadı çok güzeldi. Hep biz beslemeyelim seni. Biraz da sen getir bundan sonra. Vay arkadaş ya. Teşekkür ederim İlk abi. İlk abi, benim bir küçük içeceğim vardı. Onu da alır mıyım ben? Tabii ki de. Hemen. Soğuk olsun lütfen. Burada ciğer sarma acayip sulu abi bak. Acayip sulu. Baksana abi. Şu an ciğer sarma satıratın önüne geçti bende. O kadar. O kadar. Bak, meraklandırın. Üstündeki katman var ya. Evet. Şöyle göstereyim. Ağzı eriyor. Kurumamış, yumuşacık. Satır et okey. Bak satır et. Diğer taraf da çok güzel. Burası da çok güzel. Bence ara bir fark yok. Buranın artı olarak böyle bir temiz havası. O apayrı bir keyif. Yani o zaten şey, nasıl derler? Hani ikisini kıyaslama gerek yok. Biri köy içerisinde kendi halinde. Burası bayağı böyle ağaçlar altında mis gibi bir yer yani. Ama şu. Hakikaten olay. Bak şu olacak iş değil. Onur, sever misin yumurta? Abi bir şey söyleyeyim, yumurta da tavuk gibi gözüküyor görüntü evet, olarak ama evet, yumuşacık. Kameraman bana bakıyor, güzel mi acaba tadı diye. Merak ediyorsan hemen bir tane uzatayım şöyle ya. Bak bak, bak bu tadına bak. Afiyet olsun. Güzel İlka, değil mi? İlka, çok güzel. İlkan'ın anlattığı kadar varmış patlıcan. Oturarak yemeyi çok sevdim abi. Abi şimdi bak, bunu zaten ayakla yemeyiz ki. Ya bunu ayakla yemeye kalktığın zaman değişik değişik görüntüler çıkacak. Yoğurt. Ha, bana mı? Tabii ki. Buna bakalım. Bizim bu seyahattan sonra, Çanakkale, yol vesaireden sonra bu tarafları gelip sadece satır et ve köfte yapmamız gerekiyor. Ve biraz daha böyle işte uzun köprüler, Ahmet Beyler, şu an mestim. Ben mest. Köfte deyince tabii Kırklareli, Edirne, o taraflara da bir oralara zaman gidersek 3 günümüzü ayırmamız lazım. 3 gün ayırırız ya, bir şey olmaz. Ne işimiz var ki? Ben şu ciğerden devam ediyorum abi. Ciğerin suyu... Ciğer şampiyonlar gidecek. Niye? Çünkü gömlek yağına sarılı. Ciğer şampiyonlar yağı. Yani insanlara genelde gömlek yağı şey gelebilir. Hem görüntü itibariyle, bir de alışık olmadıkları bir şey genel itibariyle. Ama olacak iş değil.
Size yazıklar olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Sen gelmeden kokusu geldi be. Benim oldu şimdi sofra. Sen araba kullanacaksın. Yapacak bir şey yok. Benim şu an tadım kaçtı. Ben yoğurt yiyeyim. Dünyanın en tehlikeli ekmeği. Kuzinenin üzerinde tutturup ardından yemekle beraber çok güzel olmaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Rakıyla da güzel gidiyor be. Peynir var mı abi? Vallahi bırakırım seni bak burada. Abi adam yanımda rakı içiyor ya. Bunun hakkı bu oğlum. Yunanistan'a yakınlaşıyorsan kadeh otomatik olarak kendi kendine doluyor. Oğlum Yunanistan'a yakınlaşma gerek yok. Edirne ve Trak yani. Yani ve bu taraflar. Tekirdağ civarına yaklaştığın an zaten ana son kokuyor değil mi? Evet. Burada biliyorsun rakı fabrikaları vardı. Ve buradan zamanında. Çıkan zamanında. Buradan çıkan rakıların serilerine bakılırdı. O serilerden tercih edilirdi. Yani ben en azından babamlardan öyle gördüm. Evet. Çanakkale domatesinin de tam zamanı. Bu aralar Çanakkale hasadı başlıyorsun. Ah düştü. Biz de ekmekle kendimizi mutlu edelim. Şunları bir getirsene. Abi herife peynir de geldi. Abi teşekkür ederim. Peynirinden yiyebilir miyim? Aa tabii ki. Tamamıyla keçi mi? Tamam. Öf. Ulan bunlar çok zor keçidir be. Bir kalıp beyaz peynir yedim şu anda. Ben de ekmeğe salataya banayım. Biz burayı bir yiyelim. Sonra yola devam edelim. Her yerini yedik. Evet, her yerinden yedik ama buraya geldiğimiz zaman da böyle olması gerekiyor. Abi çünkü güzel kuzuyu buldum mu kaçırmamak lazım. Ve şu da hoşuma gidiyor yani. Hani kuzunun her yerini kullanıyorlar. Ya atılmıyor. Çünkü atılıyor olması kötü bir şey yani. Farkında mısın ama birçok yerde gittiğimiz, bugüne kadar çektiğimiz birçok videoda kuzu kullanmıyoruz, dana kullanıyoruz diyorlar hep koktuğu için ama Trakya bölgesine böyle geçince, Çanakkale doğru giderken böyle bir şey kalmıyor geriye. Burada da tam tersi oluyor. Tam tersi. Çok az kullanıyorlar. Evet. Genellikle kuzu. Şimdi de kuzunun en sevdiğimiz bölgelerinden biriyle karnımızı... Bağırsak kısmına geldik ve şu anda keşanın içindeyiz. İçine kadar girdik keşanın. Burada şirin kokoreç var. Logosu da bir enteresan. Evet. İ harfi ünlem. Ve aynı zamanda bizim çocukluğumuzda izlediğimiz Şirinlerin Şirin Babası. Sen az önce bir Şirin Baba taklidi yaptın. O gözlüklü Şirin'di. Pardon yapsana bir daha. Şirin Baba her zaman derdi ki. Çocuklar çok yiyorlar. Ayaküstü lezzetler. Az önce arabada böyle bir şey yaptı. Aklım gitti dedim. Ses zaten geliyor. Dedim ilk ay herhalde YouTube'dan bir şey izliyor. Sen hiç izlemedin mi öyle çizgi? Abi izledim de senden öyle bir performans beklemiyordum yani. Ne bileyim aklımda kalmış onu o anda taklit ettim ben. Şu an ekran karşısında gülüyorlardı ama. Ya ben de koptum ya. Keşke arabada o kayıt olsaydı da o inanılmazdı. Benim şaşkınlığım falan acayipti yani. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben bu kadar video çektik. İlk defa çok tokum ya. Sebebini söyleyebilir miyim? Söyle. Çünkü ben yiyorum. Yani o ekranda gördüğünüz kısmını yiyorum ve yememek adına yan masaya kaçıyorum. Onur. Ama bir şey söyleyeyim. İlkay'la beraber ve Kaan'la beraber yoldan çıktık. Az önce Şevki de vardı bizim bütün montaj ve kurgularımızı yapan. O zaten buralı. Onun da rehberliğinde de biraz geziyoruz. Şevki doğma büyüme buralı olduğu için hani bizden daha iyi biliyor. Ama tabii listemize onu bir teyit ettirdik. O sağ olsun herkes tanıdığı için tık 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 bütün işler çözüldü. Zaten bu yerlere Onur'la da daha önceden geldik bildiğiniz evet. Yerler. Bu civarlarda sizin başka tavsiyeniz varsa bize mutlaka yazın. Çünkü biz bu yolu Bolca'da'ya giderken kullanıyoruz, Çanakkale'ye giderken kullanıyoruz. Yunanistan'a giderken kullanılıyor Onur. Gökçeada'ya giderken de kullanıyoruz. O yüzden bu yol önemli ve lezzetli bir yol. Doğru. Varsa tavsiyeniz mutlaka yazın. Güzel yemeğin üstüne güzel bir çay. Şimdi de bir kokoreç atacağız. Gidelim bu arada hem gidelim hem de bu gittiğimiz yerlerin hepsi birbirine çok yakın. Evet. Yani Tost hariç, onun da arası bir 20 dakika falan diğerlerine. Ya şu an yola çıksak Tostçu'ya yarım saatte varırız. Maksimum. Heh, yani o kadar yakınlar hepsi. Evet, evet. Onun dışında hepsi böyle birbirine 5-10 dakika yerde. O yüzden hani seçiminizi ve yemeğinizin boyutunu ona göre ayarlayın. Her yerde doymayın yani bizim doymayın. Gibi. Onur gibi doymayın. Ben şu an iyiyim. Ben şu an çok hafif gidiyorum. O ben yüzden böyle, buraya... böyle söylüyorum ama kesin daha fazla yiyeceğim şimdi yani. Şimdi bak kesin. Kesin yani. Şimdi evet. Burada hazırlanıyor. Tamam. İçeride. Pişirme kısmı burada. Evet 2-3 tane ocak var. Bu yan kısımda da hem salon hem de orada servis ediliyor. Burası bildiğim kadarıyla ya bu civarın en sevdiği adreslerden bir tanesi. Ben buraya bir 4-5 kere geldim. 15 yıldır buradalar. Yani uzun bir süre aslında bir kokoreç için. Ama tabii bu tarafta hayvancılık iyi olduğu için süt kuzu kokoreçi. Zaten oysa biz de yiyoruz evet. Yani biliyorsun sen senin de. Senin bana Akhisar'da yedirdiğin... İçeriden bir... Ooo abi o ne ya? Oh! Gördün mü? Sahneyi gördüm. Öyle mi yapıyor? Ha, içindeki suyu atıyor. O kokoreç içinden sular seller şelale gibi oldu yani. Ben acıktım. Yazıklar olsun ya. Ayıp be. Ayıp yani. Ayıp. O zaman beklemeyelim. Çaylarımızı bitirelim. Çayları içilsin. Adam,
Adam çayı bile bitirmiş ya. Sen ne dedin az önce? Çaylar içilsin, kokoreçler yenilsin. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Abi şimdi burada genelde usul ekmek arasında yeniyor ekmek değil mi? Ekmek arası yapıyoruz. Çeyrek, yarım, üç çeyrek, bütün, porsiyon. Biz peki tabakta porsiyon istesek? O sizin istemenize bağlı yani nasıl? Yani iri kıyım. İri kıyım olsun abi. Evet, iri kıyım olsun. Kıyım. Üzerine birazcık tuz ve kimyon rica edelim. İzmir usulü deyince genelde kimyonla tuz diyorlar. Evet ama evet, biz öyle seviyoruz abi. İri kıyım isteyenler bazen diyor baharatların hepsini atın. O istemeye bağlı yani. O tercih sebebi. Tercihe bağlı. Benim gördüğüm kadarıyla dışı çok güzel çıtır çıtır, çıtır duruyor. Çıtır. İçi de yumuşacık duruyor. Şimdi muhakkak yani bunun pişimi 3 saati buluyor. Arka tarafta pişiyor. Evet evet, gördük abi sadece az önce. Sadece burada sıcaklığını korusun diye burada müşteriye sunuyoruz yani. Abi içerisinde sadece çöz mü var? Evet. Çöz üstü bağırsak. Bağırsağın üzerindeki çözü kendi yağsı yani öyle yağsız olsun diyorlar falan. Böyle bir şeyimiz yok. Abi yani. Kokoreç yiyorsan hakkını vereceksin ya. Kokoreç tabii. Değil mi? Bizde de sadedir, domates şudur budur yok. Yok, bizim en sevdiğimiz şekilde. Yani lezzetini, sadeliği veriyoruz kesinlikle yani. Kesinlikle. Abi ben az önce diğer abiyle konuşurken o içerisinde şırdan konulduğundan bahsetti. Şimdi genelde herhalde çıkıyor bazen. Hı-hı. Onlar da sararken herhalde katıyorlar. Ama her zaman olmuyor değil mi? Tabii. Her zaman olmuyor. Yani sadece bizim işimiz burada kokoreç satmak. Ve kuzu. Tabii kuzudan hariç. Süt kuzu hatta. Evet, süt kuzu. Tamam abi, harikasın. Sürekli onu satıyoruz yani. Elinize sağlık abi. O zaman biz bir porsiyon da öyle alalım değil mi? Evet. Porsiyonda bize böyle bir iri kıyım yaparsan i̇ri abi. Kıyım, tabii. Biz de dışarıda bekliyoruz. Porsiyonu ne kadardı? Porsiyonu 40 lira. 40 lira. Yarım ekmek? 20 lira. 20 lira. Tamam. Tamam. Onur Park'ta beni bekliyor. Onur. Ya bir kere de yemeden getir ya. Bak ne oluyor biliyor musun? Ağzını atıyorsun, ağzına patlıyor. Ah dene. Hemen dene. Bak at onu ağzına. Bak at ağzına. Ağızda patlıyor ağızda. Şurada köpekçik var ona verelim. Ah. Hop. Oo gömdü. Gömdü tabii. Hiç vermemişim gibi davrandı. Birazdan bir daha vereceğim. Börek gibi. Böreğin dış katmanı gibi. Şahsi fikrim bir tık yağlı. Biraz yağlı ama lezzet muazzam. Evet, evet. Hakikaten lezzetli. Abi çok iyi be. Şu en yağlı yeri. Al bakalım. Al bakalım genç. Bizim evet. Beşiktaş videomuz var hatırlıyor musun? Sen orada döner yiyorsun. Diyorlar ki köpeğe döner vermediniz. Böyle olmaz olsun falan filan diye. Bilmiyorlar ki yayını kapattıktan sonra neler veriyoruz onlara. Gerçekten mi? Çok iyi. Ama dediğin gibi bir tık yağlı. Bu yağ bu yağ nerede güzel olur biliyor musun? Nerede? Ekmeğin arasında. Evet, hakikaten ekmeğin o arasında. Ekmek o yağı emecek. Bu arada tabak da çok güzel değil mi? Tam böyle anneanne tabağı. Birer halkalar yer miyiz ya? Yok, yemem. Sen. Kapattın mı? Çok lezzetli bir kokoreç yedik. Dışı çok güzel pişmiş. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. İçi yağlı. Biraz fazla yağlı ama lezzeti inanılmaz. Aynen. Hakikaten buraya gelmeye değer. En azından yolun buraya taşıyorsak kokoreç özlediysem. O yoldan ayrılıp bir 3-5 dakika içeri girme %100 değer. Kesinlikle. O konuda hemfikiriz yani. Kesinlikle. Şimdi kokoreçten sonra benim canım tatlı istiyor. Biz bugün hiç tatlı yemedik değil mi? Evet hiç yemedik. Nasıl olur ya? Bu da bizim ayıbımız işte. Evet yemedik. Düşünüyorum da. Valla. Aa yemedik ya. Valla en tamam. Sevdiğimiz tatlı burada bir de ya. Gelibolu'na gidelim. Sana güzel bir helva yedireyim ben. Hadi bakalım. Akşam 6.30 oldu. 12 saattir araba kullanıyorum. Gelibolu'na 12 saatte geldik. Ya evet ya. 4 saatlik yol ya. Bizim neden hep böyle oldu? Senin yüzünden. İyi iyi. Pac-Man gibi gittiğimiz için böyle. Senin yüzünden oturuyorsun, keyif yapıyorsun, kalkmıyorsun. Öbürlerini ben kullanmıştım ama ya. Onları evet. Sen yemiştin. Tamam yapacak bir şey yok rahat ya. Sen rahat takılmıştın. Böyle yani bu iş. Biz şu anda Gelibolu'dayız. Bu arada Gelibolu çarşıda değiliz. Bizim normalde
buranın çarşıda olan yerine gidecektik. Ama daha giderken böyle yolda arabayı nereye park edeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl çekeceğiz falan diye soru işaretlerimiz vardı. Çamlıbel'de yemek yerken Burak'la karşılaştık. Dedi ki abi dedi sizi bekliyorum vesaire dedik. Biz de zaten sana gelecektik falan. Ama dedik abi çarşıya gelmeyin. Çarşı çok kalabalık. Biz dedi Sarmaşıklı diye bir bölge var. Orada yeni bir yer açtık. Oraya bekliyorum sizi dedi. Bizi trafikten de kurtardı. Yani her şeyden kurtardı. Çünkü acayip stres halindeydik böyle. Ve dedi ki ben dedi Gelibolu mutfağına sahip çıkıyorum. Burada dedi Gelibolu yemekleri var dedi. Evet, yöresel yemekler yapıyor. Onu duyunca köfte möfte falan hikaye oldu bizim. Burada virgül koyacağım. Sadece tabii ki biz yemek var mı yok mu bilmiyorduk ilk başta. Gelme amacımız ha, Gelibolu peynir helvası. Helvaydı zaten evet. O ayrı. Çünkü bugün hiç tatlı yemedik. Evet ya. Tuzludan yedik böyle et et gittik ama bu buranın Hakkını verdik ama. Olması gereken de buydu. Hakkını ver. Bu arada gittiğimiz her yerde bu arada hani helva var. Evet. Ama biz şimdi 1950 bak şurada da yazıyor kaç yıldır sadece bu ürün üzerine iş yapıyorlar ve aynı zamanda mandıraları varmış. Benim bundan haberim yoktu. Onunla öğrendiğimiz yolu yani kendi süt ürünlerini, peynirlerini, o helvanın içindeki bütün ürünleri kendileri yapıyorlar. Bu da çok özel ve güzel bir şey. İstanbul'da bir yerde satılmıyor ama kargoyla soğuk zincir olarak gönderebiliyorlar. Ha. Evet, o da güzel bir özellik. Ben artık helvayı helva var mı? Helva da mı gidiyor? Tamam, okey. Vallahi helva da gidiyor. Bundan sonra eve yandık. Yandık. Geçmiş olsun. Sen fırınlanmış olanı mı seviyorsun, normalini seviyorsun? İkisinin de tadı farklı. Farklı tabii ki. Biri ama, fırınlanmış çünkü. Tamam, okey. Ama evet. Şöyle bir şey var. Çanakkale peynir helvasıyla Gelibolu peynir helvası farklı. O ayrı. Şimdi onu bize anlatmıyorum. Ustasından dinleyelim tamam, bence. Tamam, okey. Ona şimdi bize ayıp olur şimdi ona karşı yani. Olmaz. İçeride iki tane peynir helvası deneyeceğiz. Biri fırınlanmışı, biri evet. Normal Gelibolu peynir helvası. Ben onu daha çok seviyorum. Yani fırınlanmamış halini daha çok seviyorum. Ben ikisini de seviyorum. Seni sevmediğin bir şey var mı? İçinde şeker olsun yeter. Biz içeri girdik. İçeriyiz. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çarşıdaki dükkan ne kadar ufak ve tarihi ise burası da o kadar yeni ve ferah. Evet, biraz öyle yani oldu. Gerçekten nefis bir yer olmuş, elinize sağlık. Çok hayırlı teşekkürler. Olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi konumuz peynir helvası. Evet. Onur ikisini de seviyor. Hı-hı. Ben bunu daha çok seviyorum. Doğru. Kişisel zevkim. Bunu nasıl anlatabiliriz? Gelibolu peynir helvası ile Çanakkale peynir helvası arasındaki farkı da anlatırsanız. Hemen bahsedelim. Çok güzel olur. Gelibolu peynir helvası aslında kökeni Türklerin Rumeli'ye geçişine kadar dayanıyor. Yani 1300'lü yıllara kadar. Türklerin ilk Rumeli'ye yani Avrupa'ya geçtiği nokta Gelibolu. Bu peynir helvası da Osmanlı iskan politikasıyla Gelibolu'ya getirip yerleştirilen ailelerin, hayvancılıkla uğraşanların yaptığı, çobanlarına ikram ettiği bir yöresel tatlı aslında. Osmanlı'nın ilk yazılı yemek yazması olan Kitab-ı Tabahin'de de bu Gelibolu peynir helvası şeklinde tarifi var. Nedir bu ayırıcı fark? Az miktarda tuzsuz beyaz peynirin içine az miktarda un koyuyorsunuz. Hı hı. Tencerede erittikten sonra ve varsa şeker yoksa balla tatlandırıyorsunuz. 3 malzemeyle yapılan bir helva. Başka herhangi bir malzeme yok. Hı. Ama Çanakkale helvasında hem o peyniri koydukları, kullandıkları peyniri suyuyla beraber tencereye koyuyorlar. O yüzden biraz daha irmik koyuyorlar içine. Biraz kıvam alsın, renk alsın, lezzet alsın diye yumurta kırıyorlar. Tereyağı koyuyorlar. Bu şekilde bir fark var aslında. Sizde 3 malzeme var o zaman. Bizde 3 malzeme var. Evet. Biz kesinlikle içine tereyağı dahi koymayız. Çünkü peynirin yağını almayız, sütün yağını almayız yaparken. Son derece yağlı peynirden yaparız. Aslında bunun makbulü koyun sütünden yapılanıdır. Ama işte damak tadından dolayı genelde inek sütünden yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü müşteri tercihi ağır olduğu için müşteri tercih etmiyor. Peki bir şey soruyorum. Siz kendinize yaptığınız zaman koyun sütünden mi yapıyorsunuz? Kendimize yaptığımız zaman yapıyoruz tabii. İşte. O zaman da denk gelmeniz lazım. Var mı kenarda köşede? Maalesef. Belki kalmıştır. Maalesef. Koyun da biliyorsunuz her zaman sarılmıyor. Evet, İşte doğru. Şubat, Mayıs aylarında oluyor koyun sütü sadece. İşte onun tadı bambaşka oluyor. Tabii bambaşka oluyor. Yani tencerede bile böyle hamur, helva hamuru kendi kendine kurtulup geziyor yani. İşte acayip keyifli bir şey. Evet. Ya şunu tatmadan hemen şuradaki fotoğraf dikkatimi çekti. Bu sizin çarşıdaki yer mi? Bu çarşıda ilk dükkanımız. Fotoğraftaki gözüken dedem Süleyman Batır. Hangisi? Şu kasketli olan. Asker müşterilerine peynir helvası, baklava ve tulumba tatlısı ikram ediyor. Sene kaç? Sene 1952 fotoğrafa. 1950 yılında Gelibolu'da ilk dükkan açılmış. Hı hı. Ve 1952 yılında askerler hatıra olarak çektirip dedeme bir tane fotoğraf bırakmışlar. Bu fotoğrafta bu. Arkada kayınpederi duruyor dedemin. Tam gözükmese de. Asıl işin yani peynir helvasının asıl ustası dedeme öğreteni kayınpederidir. Hadi Mehmet ya. Demin Kayyar. Aynı. Ya bu şekilde. O fotoğraf inanılmaz ya. Evet, hakikaten çok güzel. İlk dükkanı açtıkları zaman Borçarç dükkanı açmışlar. Komşudan ödünç
bir çuval un, bir çuval şeker almışlar. Paraları yokmuş artık, kalmamış yani dükkanı açarken çok işte masraf olduğu için. Evet. Helvayı yapıp satmışlar, götürüp şeker borcunu ödemişler. Helvayı yapıp satmışlar, götürüp un borcunu ödemişler. O şekilde başlamışlar ticaret hayatlarına. Abi ben böyle hikayelere bayılıyorum ya. Vay be, helal olsun. Altıncı Allah kuşak dememizin değilsin. Sebebi de İnanılmaz. Yani şimdi bu Mehmet Emin Kayyar'ın asıl babası Gelibolu'da Cevizli köyünde, Kozludere köyünde çok büyük sürü sahibiymiş. 2000-3000 başlık bir koyun sürüsü varmış. Şey o fotoğrafta gözükmeyen. Babası, evet, fotoğrafta gözükmeyen ve babası. Onların da böyle o koyun sürülerinin işte dedim ya çoban helvası. Evet. Çok büyük atalarından beri yaptıkları koyun kırkım şenlikleri olurmuş her yıl Mayıs ayında. Havalar ısınınca hayvanlar terlemesin diye yünlerini kırkarlarmış. Orada da böyle kazanlar dolusu yemekler yaparlarmış. Ve asıl baş konu da peynir helvası. Bir şenlik havasında. Tabii, o zaman. Taze peynir helvası çünkü bu. Yani taze peynirden yapılan bir helva. Hemen orada hayvandan sağılırmış süt. Hemen peynir mayalanırmış. 1-2 saat sonra peynir olduktan sonra tencereye atılır, helva yapılırmış. Hemen tüketilirmiş. Vay be. Saklama yöntemi de olmadığı için. Doğru, aynen. O şekilde yok. Yapılıp tüketilirmiş. Aynen. Şimdi tabii ki biz de ticari olarak yaptığımız için bu şekilde sürekli bulunuyoruz. Ama sizin mandıranız var. Tabii. Ve peynirinizi de kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Yani şimdi bu şöyle bir şey. Bu peyniri özel olarak yapmak zorundasınız. Bazı müşterimiz diyor ki ben işte mesela burada tayinle gidiyorlar buradan. Evet. Memlekete gidiyor. Ben diyor ki künefe peyniri buldum. Burada peynir helvası yapmak istiyorum. Bana tarif verir misiniz? Olmaz ama değil mi? Ama kesinlikle olmaz. Çünkü bu peynir yaparken dakikalar bile çok fark ediyor. Peynirin kıvamı için. Yani bir dakika geç alırsanız peynir mesela helva olmaz. Kopar, uzar gider. Bir dakika geç alırsanız bu sefer de çöker. İşte un helvası gibi olur kalır. Bu kıvam çok önemli. İşin sırrı da burada zaten. Ben konuştukça daha da fazla istiyorum şu an yemeği. Ya biz bu tepsileri alalım. Tabii hemen verelim. Bir de böyle bir büyük bir yemek kaşığı alalım. Aynen. Onur buradan başlasın, ben buradan başlayıp bir ortada buluşuruz. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Birer porsiyon alalım. Tabii. Biz. Tamam. Dışarı çıkalım, dışarıda açık havada. Bir tadına bakalım onu. Açık hava fazla yedirir. Öyle mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Burada bir de mantı yiyeceğiz demiş. Yiyeceğiz. Tabii mantı da hazır. Yiyeceğiz. Bu arada şöyle, önce biz mantı yiyelim. Evet. Tamam. Üstüne tabii. Tatlı yiyelim. Bu arada mantı ne mantısı? Mantı tavuklu Gelibolu mantısı denir. Burada göce dedikleri bir iç harç vardır. Evet. Buğdayın, kırık buğdaydan yapılır. Şimdi aslında biz ondan da biraz bahsedeyim. Burasını açmamızın sebebi biraz da insanları Gelibolu mutfağını tanıtmak. Niye? Çünkü zaten Gelibolu gastronomisi olarak düşündüğümüzde biz bu peynir helvası üreticisi olarak Gelibolu gastronomisinin çok büyük bir payına sahibiz. Doğru. Dışarıdan gelenler veya işte Gelibolu'yu bilenler mutlaka peynir helvasını da bilirler. Tuzlu balığı da bilirler. Ama diğer ürünlerin de bilinini sağlamak için biz böyle bir yer yaptık kendimize. Mutfağımızda da bu Gelibolu'da nedir işte tavuklu Gelibolu mantısı, pirahu veya işte ciğer sarma gibi değişik değişik yemekler var. Bunların hepsini müşterilerimize elimizden geldiğince tanıtmak için veya misafirlerimize tanıtmak için faaliyet göstermek istiyoruz. O yüzden de size bugün ben helvadan önce tavuklu Gelibolu mantısı ikram edeceğim. Çok güzel. Bu arada hani buraya geldikleri zaman yeme şansına sahipler. Tabii sahipler. Senin bir YouTube sayfan var. İstiyorsan evet. Onun da reklamını yapalım. Tabii. Meraklı olan varsa orada tarifleri açık açık yazıyor çünkü. Tabii hepsi yazıyor. Reçeteleri bile yazıyor. Damaktaki Gelibolu diye bir sayfamız var tamam. Bizim. Ben bu yemekleri annesinden, babasından hatta ninesinden öğrenen insanları stüdyomda konuk edip bu yemekleri onlara yaptırıyorum. Çok güzel. Yaptıktan sonra videoyla işte kayda alıyoruz. Nasıl yapıldığını elince ayrıntısına kadar anlatıyorlar büyüklerimiz. Belgelemiş oluyoruz Gelibolu mutfağını aslında. Çok daha iyi sonrasında ya. Bunu evet. Kitap haline getireceğiz kısmet vallahi olursa. Bravo, tebrik ederim. Vallahi bravo. Çok teşekkür aynen. ederiz. Bu konuda büyük emek harcıyorsunuz belli. Evet, gerçekten. Sağ ol. Kardeşim çekiyor videoları. Ben işte orada programcılık yapıyorum. Bu şekilde bir nefis, konseptimiz nefis, var. Nefis. Sağ olun. Vallahi yani hani kendi doğduğu, büyüdüğü yere, kendi yemeğine, kendi kültürüne sahip çıkan insanlar her zaman çok değerli. Çok teşekkürler. Bizim de burada ufak bir katkımız da olsa ne mutlu bize. Bir o zaman mantıyı alalım, birer porsiyona tatlı alalım, dışarı tamam. Niye? Çocuklar da yesinler. Yemesinler, bugün çok yediler. Abi olmaz, onlar da yesinler. İlkay öyle bir bakıyor ki İlkay beni yiyecek. Biz o zaman tatlılarda ikişer porsiyon alalım. Bir de mantıyı alalım, biz dışarıda bekliyoruz. Hemen. Oo, şimdi yoğurt da sizin yoğurt değil mi? Yoğurt bizim yoğurdumuz ama şimdi bu sadece inek yoğurdu yani. Koyun yoğurdu falan değil. Yok mu koyun? Yok. Abi çünkü sezonu değil. Koyunun ne tatlısını bulabildik, maalesef, ne yoğurdunu bulabildik. Maalesef. Ah be. Bir tadın bir koyun yoğurdundan aşağı kalır yanı yok. Vallahi mı? Bu sadece inek sadece mi? Sadece inek yoğurdu. Çok güzel yağlı. Oo Onur. Biz hiçbir ürünümüzde ürünün yağını çekmiyoruz. Yani helvada da, yoğurtta da, peynirde kesinlikle yağını ellemeyiz.
Şimdi biz bunun bir tadına bakarken sen bize bunu bir anlatırsan çok sevinirim. Bu tavuklu Gelibolu mantısı. Gelibolu mutfağında en önemli aktörlerden biri. Göce dediğimiz buğdayın böyle kırılmasıyla yapılan bir göceli mantı. Gelibolu da çok meşhurdur Gelibolu mutfağında. Bunu böyle tavuğun but tarafından eti haşlanır, üzerine didiklenir ve o tavuğun suyuyla beraber pişirilir mantı. Ama mantı kuru mantı, yani yaş mantı değil. Yapılır, fırınlanır. Fırında kuru bir şekilde, işte mesela eskiden Gelibolu'daki bu saklama koşulları, buzdolapları falan yokken bir bez torbanın içine konup tavana asılırmış. Orada dururmuş. Yapılacağı zaman tavandan indirilip tavuk suyuyla beraber böyle tencerede, tavada pişirilir. Öyle ikram edilirmiş. Bu şekilde raf ömrü de uzuyor o zaman. Tabii raf ömrü de uzuyor. Bir yıla yakın duruyor. Çünkü içinde bozacak hiçbir şey yok. Kıyma yok, bir şey yok. Yani normal bu. Buğday kırığı var içinde. Ve üzerine pişirirken siz köy tavuğu veya herhangi bir tavuk, işte biz köy tavuğu tercih ediyoruz genelde. O zaman üzerine tavuk koymayınca ve et suyu koymayınca vegan ürün oluyor. Tabii yani hayvansal ürün olmamış oluyor o zaman. Veganlar da... Ama lezzetsiz oluyor. Tadı tuzu olmuyor yani. Veganlar da... Asıl yani olayı tavuk suyuyla böyle ağır ağır kısık ateşte pişmesi. En güzel oluyor. Veganlar da mantı yiyebilir. Evet. Abi onlar da patatesi yesin, mercimekli yesin. Onu yesinler. Bunları bize bıraksınlar. Ben bitireceğim bunu. Yok. Siz bitirirken ben tatlarınızı getireyim o zaman. Biz bunu bitirmem de ama tatlıyı alalım. Tamam. Eyvah. Biz şunları alalım. Onu yan masaya bırakabilir misiniz? Tamam. Ekip alsın onu. Ona ben sana bunu veriyorum. Of. Kokuyor. Şey söyleyeyim. Tabak da sıcak bu arada. Of. Çok güzel kokuyor. Aynen. Sıcak sıcak servis ederiz genelde bunu. Soğuduğu zaman da evde çok basit yöntemlerle teflon tavada bile ısıtılabilir, tüketilebilir yani. O zaman İstanbul'a sipariş verdiğimiz zaman bunu. Bak ya yine. Mikrodalga fırında teflon tavada ısıtabilirsiniz hepsini. Şöyle. İşte zaten tadına baktığında anlayacaksınız farkının ne olduğunu. Hemen maşallah. Onur ikiliydi o. Hı-hı. Ya onu şöyle bölmen gerekiyor. Şuradan şöyle alman gerekiyor. Bu ne be? Bu acayip. Bu ılık sütünden yaptığımız için kokmuyor bu. Çanakkale'de falan da koyun sütünden karıştırıyor ya da sade yağ karıştırıyor falan getirdik. Sade yağ karıştırdığı için biraz da koyuna kokuyor o helva. Bizimki ben, kokmaz, biz çünkü inekten yapıyoruz sadece. Ben bunu normalde sevmezdim bak. İnek sütünden de bu kıvamı tutturmak çok zordur. Genelde keçi veya işte koyundan karıştırırlar, daha kolay olur ondan yapmak. Ama inek sütünden bu kızarmış helvasında bu kıvamı tutturmak çok zordur. Sizde kaymak da var değil mi? Var ama artık helva yok. Helva kalmadı ki. He? Biz bundan bir tane daha alalım. Bir de kaymak varsa yanına çok azıcık kaymak isteyeceğim. Bu çok isteyeyim. Felaket değil mi? Bundan var ya yarım kilo yerim şu anda. Ben çıldırdım şu an. Ben bunu da şeyi seviyorum. Böyle peyniri ağzına böyle lif lif çiğnemek benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunda da direkt peynir tadı gelir. Evet ama bu saçma bir şey. Olacak işin bu. Sağ ol, teşekkür ederim. Yarısından fazlasını sen aldın zaten. Aslında biz bunu eksik yaptık. Bir de kendi ürettiğimiz dondurmayla biz bunu servis ediyoruz. Dondurmayı daha güzel olur. Sadesini daha çok seviyoruz. Doğru. Yani bak şu var ya. Lif yapısı var. Bu da çok güzel. Yani bu lif olmasının sebebi de şu. Aslında ekmek hamuru kıvamında oluyor tencerede. Ama kristal toz şeker içine döktüğümüz zaman bu sefer lif o şeker koparıyor bunu. O yüzden lif yapısı var. Ben alayım onu. Bozacak iş değil. Şimdi bunu ben bozayım mı? Tabii ki. Sen bak, çünkü ben seninkini yedim. Vay be. Kıyamam ki şu anda. Ben gel. Gel. Ulan tribünleri oynuyorsun var ya. Alamadım. İlkay'ın gözü kaldı bence. Sade daha güzel. Öyle mi? Çok iyi be. Sade at. Yuh! Sade at derken kaymağı yeme anlamında sade at dedi. Kaymağı peynir gibi attı ağzına. Sen daha fazla yeme. Ben bunu yiyeyim. Sen de kapanış yap bari. İyi, o zaman şu küçük parçayla birlikte yapayım, olur mu? Gözü kalmasın. Bunu mu bıraktın? Hı-hı. Ayaküstü lezzetlerde bir ilk. Aynı yemekten 4 tane yediler ben diye. Hakikaten 4 tane oldu mu? 3 oldu. Bizim için zor bir bitiriş olacak. Senin yüzünden. Ha, değil mi? Senin yüzünden. Ben dondurmayı da merak ediyorum. O yüzden şöyle... Bir şey diyeceğim. Bir özet geçer misin? Özet geçeyim. Tamam. Bir tane sade yedik. Bir tane normal peynirli yedik. Fırınlanmamış yani. Ama bu fırınlanmıştan üçüncüsünü yiyoruz. Kaymaktan sonra dondurmalı şekilde. Dondurmalı da... Güzel. O şekerin üstüne soğuk soğuk güzel geldi. Aynen öyle. Sen kapanış yap, gözünü seveyim. Tamam. Yap kapanışı, buradan gidelim artık. Tamam. Biz çünkü burada kalsak da hepsini bitireceğiz, öyle gözüküyor. Habire sipariş veriyoruz. Gerçekten çok lezzetliymiş. Şey fiyatını söyle bari. Fiyatını da söyleyeyim. 11 lira. Ama dondurmalı olan değil. Sadesi 11 lira. Diğeri de 11 lira değil mi? İkisi de 11 lira. Mantı ne kadardı? 26 lira. Var mı başka söylemediğimiz bir şey?
Bir noktadan sonra. Gel buraya, gel buraya, gel gitme. Evet, İstanbul'dan yola çıktık ve Çanakkale'ye kadar farklı mekanlarda bol bol yiyerek günü bitiriyoruz. Şu anda tam 7 oldu saat, sabah 5.30'dan beri ancak geri Bolu'ya gelebildik yiye yiye. Ama yapacak bir şey yok. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki videoda Oğuz daha az yiyecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.